bilim insanlarının Planck uydusunun 2018'de yayınladığı verilere dayanarak yaptığı son hesaplamalarda, evrenin mümkün olan en erken büyük yırtılma vaktinin evrenin başlangıcından 200 milyar yıl sonrası olduğu belirlendi. Şu anda kalan süre 186 milyar yıl. Büyük yırtılmanın başlamasına 2 milyar yıl kala, gözlemlenebilir evrendeki 2 trilyon galaksi ile birlikte şu anki büyüklüğünün yaklaşık 500 kat daha büyük olduğu düşünülen evrendeki tüm galaksiler ve tüm galaksi kümeleri evrenden teker teker silinecek. Tüm galaksiler yok olduktan sonra ve yırtılmaya 140 milyon yıl kaldığında ise sıra içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisine gelecek. 200 ila 400 milyar yıldızı ev sahipliği yapan galaksimiz, yırtılmanın etkisiyle hızlı bir şekilde yok olmaya başlayacak tek bir yıldız ya da gezegen veya herhangi bir asteroid dahi varlığını sürdüremeyecek. Yırtılmaya 7 ay kala Güneş sistemimizin çözülüş süreci başlayacak. Oort bulutu, asteroid kuşağı, dış gezegenler yok olmaya başladıktan sonra büyük yırtılmanın gerçekleşmesine son 1 saat kala dünyanın patlayarak çözülmesi gerçekleşecek. Evrendeki son yapılar olarak kalan atomlar ise yırtılma başlamadan sadece 10 üzeri eksi 19. saniyede ayrışmaya başlayacak ve protonlar, nötronlar, kuarklar, gluonlar, madde adına her ne var ise evrenden sonsuza dek silinecek ve büyük yırtılma evreni yok edecek. Sonsuz evreni bu denli acımasızca yok eden şey ise insanlık tarihinin en ünlü denklemlerden birine 1917 yılında yerleştirilmiş küçücük bir lambda harfi. Gelenekçi zihniyete sahip Einstein, evrenin büyüklüğünün asla değişmediğine inanıyordu. Ona göre evrenin boyutları sabitti ve değişmemeliydi. Öyle olmalıydı. Fakat 1915 yılında yayınladığı denklem, evrenin büyüklüğü ile değişikliklere imkan tanıyordu. Bu ise elbette rahatsızlık vericiydi, içsel inançları ile çelişiyordu ve bu sebeple değişken olan bu evreni bir şekilde durdurmak gerekiyordu. Daha açık konuşmam gerekirse, Einstein özünde iyi niyetliydi. Kozmolojik sabitin amacı, evreni yıkıcı çöküşten kurtarmaktı. Daha doğru bir ifadeyle, zaten yıkıcı biçimde çökmüş olmaktan kurtarmaktı. Çünkü Einstein, kütle çekiminin evreni çok önce yok etmiş olması gerektiğini işaret ettiğini biliyordu. Yani başı dertte olan koca bir evreni kurtarmak istiyordu. Kendi denklemine eklediği bir lambda işareti, yani günümüzde kozmolojik sabit olarak adlandırılan sembol ile hareketli evreni durgun hale getirdi. Fakat çok geçmeden sizin de bildiğiniz gibi Edwin Hubble'ın gözlemleri sonrasında galaksilerin uzaklaştığı ve buna bağlı olarak evrenin genişlediği sonucuna varıldı. Einstein ise çok geçmeden yanıldığını anladı. Değişmeyen evrende hiçbir şeyin çekim etkisini bir nebze olsun hissetmeyecek kadar uzak duramazsınız ve o çekim zaman içinde her şeyi bir araya getirir. Einstein'ın hesapları büyük kütleli nesnelerle dolu bir evrenin çoktan kendi üstüne çökmüş olması gerektiğini söylüyordu. Evrenin varlığı bile çelişkiliydi. Fakat evren durağan değildi. Gecenin karanlığında yol kenarında aydınlatılmış lambalarla dolu otobanda ilerlediğiniz olmuştur. Sağınızdan sıra sıra geçen lambalar eşit aralıklarla dizilmiş ve daha uzakta olanların ise parlaklığı azalmış ve lambaların boyu küçülmüştür. Dizili durumdaki tüm lambaların parlaklığı standarttır. Sadece buna bakarak bile uzaklarda görünen bir lambanın size ne kadar mesafede olduğunu kabaca söyleyebilirsiniz. Evrende de işte bu lambalardan vardır. Bilim insanları tip 1A süpernova patlamalarını gözlemlediğinde evrenin sadece genişlemediğini, ivmelenerek yani hızını arttırarak genişlediğini buldular. Bu inanılmaz bir keşifti. Çünkü madde ile dolu evren, kütle çekiminden ötürü artan değil azalan bir ivme ile genişlemeliydi. Fakat sayısız kez yapılan gözlemler ve incelemeler bunun tam tersini işaret ediyordu. Varlığı tespit edilemeyen, bilinen hiçbir şey ile etkileşime girmeyen kudretli bir güç evrenin genişlemesini hızlandırıyordu. Üstelik evren, son 5 milyar yıldır karanlık enerjinin daha da artan ivmesiyle genişliyor. Bu fenomene herhangi bir açıklama getiremeyen bilim insanları, ne olduğu belirsiz bu yapıya karanlık enerji adını verdi. Sanki kütle çekimi her şeyi birbirine çekiyor, birleştirmeye çalışıyor, karanlık enerji ise bunun tam tersi yönde çalışarak nesneleri birbirinden uzaklaştırıyordu. Şimdi gelelim konunun eğlenceli bölümlerine. Şimdi biraz normal madde alın ya da karanlık madde fark etmez, biraz da üstüne karanlık enerji ekleyip evrene koyun ve genişletin. Genişleme süresince madde yavaş yavaş seyrelir, yani yoğunluğu azalmaya başlar, fakat karanlık enerjinin yoğunluğu asla değişmez. Zihninizde canlandırın. Plastik balonun içine 5 beyaz misket
5 de siyah misket attınız ve balonu bu şekilde şişirmeye başladınız. Hayali balonunuzu apartman boyutlarına kadar şişirdiğinizi düşünün. İçine attığınız 5 beyaz misket kim bilir birbirlerinden ne kadar uzakta ve nerelerde. 6. beyaz misket bulmayı beklemezsiniz. Fakat apartman boyutlu balonun içinde nereye bakarsanız bakın sürekli siyah misket bulacaksınız. 6.'yı, 7.'yi, 50.'yi. Balona ilk attığınız o siyah misketler ne kadar alan kaplıyorsa, şişirilen balonun boyutu ne olursa olsun, aynı 5 misket yoğunluğu her zaman balonun her yerinde olacaktır. Yani o 5 siyah misketlerin sayısı da balon şiştikçe yoktan var olarak artmakta. İşte karanlık enerjinin başına gelen de bu. Evrenin hiçbir yerinde yoğunluğu azalmadan hızlanarak kendisini yoktan var ediyor. Evrenimizde de madde ve karanlık enerji arasında buna benzer bir durum yaşandı ve evrenin yaşı 8 milyara ulaştığında karanlık enerji maddeye karşı hakim yoğunluğu ele geçirdi ve zaten genişleyen evreni daha da hızlandırarak genişletmeye başladı. Karanlık enerji ne karanlıktır ne de enerjidir. Karanlık, ışığın yokluk durumunu temsil eder. Fakat karanlık olan bir şey ışığı pekala emebilir. Evrendeki karanlık enerji ise ışıkla da etkileşime girmiyor. Bu sebeple tamamen saydam bir yapıya sahip. Peki, karanlık enerji nedir diye sorsak en iyi yanıt ne olurdu? Ben şunu söylemeyi tercih ederim. Baryonik madde ile etkileşime girmeyen, büyük negatif basınca sahip izotropik mükemmel bir akışkandır. Baryonik madde, yıldızları, gezegenleri, hücrelerimizi, atomları oluşturan bildiğiniz sıradan maddedir. İzotropik ise tercih edilen bir yönü olmadığı anlamına gelir. Tüm yönler aynıdır. Özellikle basıncı ölçtüğümüzde tüm yönler de aynıdır. Taşın altını, üstünü, sağını, solunu çevirmek gibi düşünün, her tarafı benzer. Mükemmel akışkan, tamamen yoğunluğu ve basıncıyla karakterize edilen bir ortam anlamına gelir. Vizkositesi, kayması, tensörü, yapışkanlığı veya buna benzer herhangi bir şey yoktur. Sadece yoğunluğu ve basıncı vardır. Negatif basınç. Zihinde canlandırması en zor olan galiba bu. Sıradan maddeyi düşünün, diyelim ki yıldızlar arası bir gaz bulutu. Yer çekimi o gaz bulutunun üzerinde etki eder ve bir iş yapar. Sonuç olarak sıradan madde sıkıştırılır ve basıncı artar. Eğer bir şekilde yer çekimini ortadan kaldırabilseydiniz, evet kaldıramazsınız ama hayal ediyoruz sadece, o sıkıştırılmış bulut temelde patlar ve yer çekiminin onu sıkıştırma işini yapması sonucu depolanan enerjiyi serbest bırakırdı. Karanlık enerjinin egemen olduğu kütle çekimli evrende ise madde tam tersi bir davranış sergiler. Yani negatif basınç varsa, yer çekimi bu karanlık enerjiyi sıkıştırmayacak, genişletecektir. İtici olacaktır. Dahası bu karanlık enerji olayının belirli bir özelliği, yer çekimi onu genişletmek için çalıştığında bu iş daha fazla karanlık enerjiye dönüşür. Ayrıca karanlık enerjinin negatif yer çekimi olduğuna dair yanlış bir anlaşılma var. Yer çekiminin tam tersini yaparken çok farklı şekillerde davranır. Yer çekimi kütle tarafından oluşturulur ve mesafeyle birlikte üstel olarak azalır. Karanlık enerji her yerde sabittir ancak çok zayıftır. Bu nedenle kısa mesafelerde önemli bir etkisi yoktur. Ancak galaktik kümeler arasında aralarındaki mesafe nedeniyle yer çekimi karanlık enerjiye yenik düşer. Bu biraz içimizi rahatlatacak bir şey. Eğer evrenin içinde bir madde yığınıysanız çok uzun bir süre karanlık enerjinin sizi rahatsız etmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Tabii karanlık enerji kozmolojik sabitten daha kuvvetli bir şey değilse. Bilim insanları uzun süredir evrenin genişleme ve galaksilerin uzaklaşma hızını belirlemeye çalışıyorlar. Bununla ilgili denklemlere yerleştirilen faktöre Hubble sabiti, daha doğrusu Hubble parametresi deniyor çünkü değeri zamanla değişir. Parametrenin şu anki değeri yaklaşık 70 kilometre bölü saniye bölü megaparsektir. İki galaksi birbirinden 1 megaparsek uzaklıktaysa, ortalama saniyede 70 kilometre hızla birbirinden uzaklaşır. 10 megaparsek uzaklıktaki iki galaksi saniyede 700 kilometre hızla uzaklaşır. 1000 megaparsekte bu değer 70 bin kilometre olur. Ve yaklaşık 4300 megaparsekte iki galaksinin birbirinden uzaklaşma hızı saniyede 300 bin kilometre olurdu ki bu ışığın vakum hızıdır. Duvara tosladığımız yer. Evrenin hiçbir yerinde ışıktan hızlı gidilemez ilkesini çiğneyen binlerce belki milyarlarca galaksi var. Evrendeki genişleme hızlanıyor. Bu gerçekten de uzak bir galaksinin bizden uzaklaşma hızının zamanla arttığı anlamına geliyor. Peki bu aynı zamanda uzak galaksinin ışık hızını aşabileceği anlamına mı geliyor? Cevap çok net. Evrene göre evet ama size göre hayır. Galaksiler hareket etmiyor, uzay genişliyor açıklaması çok tatmin edici değil.
O yüzden bu bölümü şimdi çok dikkatli takip edin. Gözlerinizin ultra alan derinliğine sahip olduğunu ve milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri görebildiğinizi hayal edin ve oralarda bir yerlerde sizden uzaklaşan bir galaksiye bakmaya başlayın. O uzak galaksi göreli zaman genleşmesi nedeniyle aslında size daha hızlı değil, daha yavaş görünürdü. Peki baktığınız o galaksinin ışık hızına gerçekten ulaşacağı o an ne olurdu? O an galaksiyi ne kadar uzun süre izlerseniz izleyin asla göremeyeceğiniz bir şeydir. Çünkü göreli zaman genleşmesi sizin için sonsuza ıraksak hale gelirdi. İzlediğiniz galaksi yüzlerce, on binlerce, milyonlarca yıl ağır çekim sürünerek ilerler ve sizin için asla kritik ana, ışık hızına ulaşamazdı. Yani sanki görelilik teorisi kendi kutsal kurallarının açıkça ihlal edildiğini görmenize karşı komplo kurmuş gibi galaksinin ışık hızına ulaştığını asla ve hiçbir zaman göstermezdi. Fakat bu durum evrenin size olan davranışı. Özünde sizin göremediğiniz çok farklı şeyler olur, o galaksi ışık hızını aşarak uzaklaşır. Aşamayacağınız kural, uzay-zaman bölgelerinde gözlemleyemediğiniz şeylerin size göre ışık hızından daha hızlı hareket edemeyeceği değil, sadece gözlemlediğiniz şeylerin ışık hızına veya ötesine ivme kazandığının gözlemlenemeyeceğidir. Yani evren diyor ki, galaksiler gerçekten de size göre ışık hızıyla uzaklaşır fakat bu görüntü sizden gizlenmiş durumdadır. Bilirsiniz ama göremezsiniz. Görüyorsanız da ışık hızında uzaklaşmıyordur. Nokta. Onlar bizim kozmolojik olay ufkumuzun ötesindedir. Oradaki şeyler teknik olarak bize göre ışığın bakım hızından daha hızlı hareket ediyor olabilir. Ancak aynı zamanda gözlemlenemezler. Bu yüzden çelişki de ortadan kalkar. Dikkat ettiyseniz buraya kadar olan tüm ifadelerimde genişleyen evren, genişleme hızı gibi ifadeler kullandım. Konuyu detaylarıyla anlatabilmenin daha iyi bir yolu yok çünkü. Fakat evrenin genişlemesi ne ışık hızından daha hızlıdır ne de ışık hızından daha yavaştır. Bir hızı yoktur. Bunun yerine az önce anlattığım Hubble parametresi olarak bilinen bir şeyle karakterize edilir. Parametrenin birimine dikkat edin, hızın mesafeye bölünmesidir. Üst taraf evet hızdır ama alt tarafta tekrar megaperse bölünür. Bu yüzden teknik olarak sadece bir orandır. Ve tabii ki uzay, evren. Yaygın yanlış anlaşılmaların aksine evrenin genişlemesi galaksileri parçalamıyor, her şeyi her şeyden uzaklaştırıyor. Evren zaten uçup giden bir halde doğmuştu. Uzayın bağımsız bir varlığı yoktur. Kendi başına ölçülemez, ona bağlı küçük işaretleyiciler yoktur. Uzay genişlemiyor veya daralmıyor veya hiçbir şey yapmıyor çünkü uzay fiziksel bir madde değil. Ölçtüğümüz şey, evrende maddenin yoğunluğunun zaman içinde nasıl değiştiğidir. Tıpkı 2019 yılında fiziksel kozmolojiye katkılarından dolayı Nobel Fizik Ödülü alan James Pebbles'ın sözlerinde olduğu gibi. Şöyle diyor, evrenin genişlemesi, bir çift iyi korunmuş galaksi arasındaki uygun fiziksel mesafenin zamanla arttığı, yani galaksilerin birbirinden uzaklaştığı anlamına gelir. Karanlık enerjinin ne olduğunu bilmiyoruz. Potansiyel teorik adaylar var ancak hiçbiri gözlemsel olarak desteklenmiyor. 1917 denklemindeki lambda, yani kozmolojik sabit aslında var olan en basit karanlık enerji biçimi. Ancak kuantum fiziğinin vakum dalgalanmaları ve bu durum denklemine sahip birçok potansiyel enerji biçimleri de dahil olmak üzere karanlık enerjinin başka biçimleri de mevcut. Belki karanlık enerjiyi yanlış anlıyoruz, yanlış yerlerde arıyoruz. Ya da belki karanlık enerji olarak adlandırdığımız şey hiçbir zaman var olmadı ve farklı bir açıklaması var. Şimdilik bildiğimiz tek şey bilmiyor oluşumuz. Buraya kadar sabırla izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer videolar yapmamı istiyorsanız desteğinizi lütfen esirgemeyin. Kanalıma abone olup videolara yorum yazmanız ve beğen tuşuna basmanız yeterli. Bildirimleri de açarsanız harika olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, sağlık, bilim sizden ve sevdiklerinizden hiç ayrılmasın. Hoşça kalın.